TV4 ekranlarından herkese merhaba sevgili dostlarım. Bugün 23-29 Mayıs arası özel gökyüzü koşullarını ve burçlara olan özel etkilerini sizler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, gökyüzünde bu hafta neler neler var. Öncelikle Merkür Retrosu burç değiştirdi. İkizler Burcu'nda gerileyen Merkür Boğa Burcu'na geçiş yaptı ve geçmiş tecrübelerimizden yararlanmamız gereken özel bir süreçten geçtiğimizle alakalı önemli bir döngü yaşayacakmışız gibi görünüyor. Ama bu konular, geçmişteki konular, isimler değişebilir, olaylar değişebilir ama sanki benzer olayları tekrardan yaşayacakmışız gibi bir etki var. Sizi üzen konulara benzer konular varsa denesem olur mu, ne desem olur gibi diye düşünüyorsanız üzülürsünüz. Çünkü geçmişteki sizi mutlu eden ya da krizlere sokan her türlü konuyla alakalı benzer olayları yaşayacak mısınız gibi bir gökyüzü. O yüzden eskiden ne yaşadıysanız aynı etkileri bu döngüde de yaşayabilirsiniz. Peki haritamız bu döngüde destekliyorsa ne olabilir? Korkmadan ilerleyebilirsiniz bir kere. Fırsatlar da ayağınızın ucuna geldiyse geçmişten yarım kalan fırsatlar değerlendirin gitsin diyorum. Hafta sonuna doğru boğazları etkileyen önemli gemi geçişleriyle alakalı sıkıntılar görüyorum ya da boğazların içinde bulunduğu böyle kirlenmelerle alakalı olan bir sıkıntı olabilirmiş gibi görünüyor. Peki bireysel anlamda neler olabilir? Ruh halinde böyle sıkıntılı bir ruh hali sanki gökyüzünde bizlerle birlikte olacak ve biraz daha böyle sanki kaderci, ancak hafta ortasından sonra risk almadan, korkmadan, sonunu düşünmeden, kimseden kimseye böyle tahammülümüzün olmadığı olan olaylar yaşayacakmışız gibi gökyüzü bizlere bunu vaat ediyor. Merkür gezegeni retro, biliyorsunuz ki daha sonradan pişman olmayın efendim. O yüzden uyarılarımı şimdiden yapıyorum. Peki sağlık açısından neler var? Sağlık açısından bu hafta gözlerinize dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü göz rahatsızlıkları oldukça önemli gibi görünüyor. Yok efendim arpacık çıktı demeyin. Çünkü önemsemeniz gerekiyor. Belki de virüs ya da sinsice ilerleyebilen bir hastalık olabilirmiş gibi görünüyor. Zamanında görme sıkıntısı oluşturabilecek olan etkiler. Yani ilerleyen süreçte, çünkü bir tutulma döngüsünden de çıktık. İlerleyen süreçte belki gözlerinizle alakalı şimdi riskler bulunuyorsa ilerleyen süreçte sıkıntı yaratabilir. Lütfen dikkatli olun. Peki burçları neler bekliyor? Sabırsızlanıyorsunuz. Şöyle genel bir gökyüzünü yorumladıktan sonra koçlarla birlikte başlamak istiyorum. Sevgili koç burçları, bu hafta evet sizler aslında biraz böyle içsel anlamda biraz huzursuz hissedeceğiniz enerjiler var sanki. Gerginliğinizle alakalı da sebeplerini anlayamadığınız bir döngü içerisindesiniz. Hafta ortasıyla birlikte Mars'ın sizin burcunuza geçmesi önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde sanki hızınızın artacağı günler yaşayacakmışsınız gibi görünüyor. Ama ve lakin kazalara çok ama çok dikkat etmeniz gereken bir döngünün olduğunda altını çiziyorum. 45 gün dikkat efendim diyorum. Hakkınıza girilen her türlü enerjiyle alakalı da kurtulmak isteyecek koç burçları. Kurtulmak isteyeceksiniz ve çevrenizdeki kişiler tarafından bu durum şaşkınlık uyandırabilirmiş gibi görünüyor. 2020 Ağustos ayından bu yana yara aldığınız konularla alakalı şimdi sarma vakti gibi görüyorum. Belki de şimdi kadersel döngü dönüyordur. Ne dersiniz? Bu hafta parasal konularla alakalı temkinli adımlar atmanızı önerebilirim koç burçları. Harcamalarınızla alakalı, çünkü artış beklenen bir döngünün içerisine giriyorsunuz. Ya da eğer ki böyle toplu bir paranız varsa efendim, ev, arsa alırken biraz böyle düşüncelerin arasında gezinirken yatırım mı yapayım diyen koç burçları varsa ya da evimi satayım mı şu ara diyenler varsa temkinli adımlar atmanızı önemli. Altını çizebilirim. Temkinli adımlar atınız efendim. Merkür Retrosu'ndan sonra belki daha şanslı fırsatlar ayağınızın ucuna kadar gelebilir. Bir konu daha var. Sizden borç para isteyenlerle alakalı bu hafta verdiklerinizi geri alamayabilirsiniz. Temkinli olmanız gerektiğinin de altını çiziyorum. Ve sıradaki burcumuz Boğa burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili boğalar, bu hafta kalabalık ortamların arasında bulunmaktan oldukça bir kere mutlu olacaksınız. Hafta ortasıyla birlikte içsel anlamda sebebini bulamadığınız soru işaretleri sanki zihninizde dönebilirmiş gibi görüyorum. Özel hayatınızda da değişen pek çok konunun böyle gizli kalmasını isteyeceğiniz bir zaman döngüsünden sanki geçiyorsunuz. Belki yakın arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, kimse hiçbir şeyden haberleri olmasa daha iyi bu döngüde
der gibisiniz içsel anlamda. Ve iş ve çalışma hayatınızda da bazı değişiklikler var sanki. Yeni iş fırsatları ve iş teklifleri alabilirsiniz ama böyle biraz daha temkinli adımlar atmanız şu sürecin içerisinde daha iyi olabilirmiş gibi görüyorum yeni tekliflerle alakalı. Hafta sonu peki neler var? Hafta sonu eski kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Alerji ve astım özellikle gözlerinize de dikkat etmeniz gerektiğinin uyarılarını buradan yapalım diyorum. Sizin burcunuzda gerilemeye başlayan Merkür, biliyorsunuz ki bu hafta itibariyle Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başladı. Kendinizi böyle anlatırken bazı şeyleri artık içinizde tutamadığınız bir süreci de temsil ediyor gibi görünüyor. Özellikle özel hayatınıza doğru kararı verebilmek için biraz sanki zamana ihtiyacınız olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi İkizler Burcu'nu anlatacağım. Boğa Burcu'nu bitirdik ama Yengeç Burcu ve Aslanlar oradan bana göz kırpıyorlar sanki. Aslanlar sizin için çok çok önemli bir hafta. Lütfen temkinli olun. Sakın bir yere ayrılmayın. İkizler ve Yengeç'ten sonra sizleri anlatacağım. İkizler Burçları. Sevgili İkizler Burcu ile birlikte devam etmek istiyorum boğaları anlattıktan sonra. Sevgili ikizler, bu hafta kariyer hayatınızda gelişen eskiden kalma projelerinizi toparlamak ve bir türlü ivme kazanamadığınız atılımlarla alakalı şanslı bir döngünün içerisindeymişsiniz gibi görüyorum. Sanki sizi böyle bekleyen, destekleyecek enerjiler varmış, yarım kalan enerjiler toparlanıyormuş gibi. Hafta ortasıyla birlikte kendinizi davetler, organizasyonlar, kalabalık ortamların içerisinde sanki bulabilir misiniz gibi ve keyiflenebilecek misiniz gibi bir enerji var. Biraz zaten yoruldunuz. Sizin burcunuzda Merkür geriledi. Şimdi Boğa Burcu'na geçmesi biraz böyle birazcık sizin üzerinizdeki o yükleri de attı gibi ama hala etkiler devam ediyor. Temkinli olun. Eski dostlarınızla buluşabilmeniz için fırsatlar ben görüyorum. Kilo vermek isteyen ikizler var. Oradan göz kırpıyorlar. Eski ideal kilonuza ulaşmak için bu hafta diyet ve detoks programları uygulayabilirsiniz. En azından sağlık kontrollerinizi yaptırın. Bu hafta içerisinde bir kontrol aşamasından geçin ve önümüzdeki haftayla birlikte hızlı bir şekilde atılımların içerisinde bulunabilirsiniz sağlıklı yaşam adına. Çalışma ortamınızda peki neler var? Çalışma ortamınızda da arkanızdan konuşulan pek çok konunun olabileceği günlerden geçiyorsunuz. Sırlarınızın kime gittiğine çok ama çok dikkatli olun derim. Çünkü arka planda söylenen şeyler daha sonradan kulağınıza gelecek ve gerçekten zamanında kimlere güvendiğinizde şimdi arka planda neler oluyor anlamlandırabildiğiniz bir hafta olacak. Gerçekleri görmek biraz canınızı yakabilirmiş gibi görüyorum ama fark edebilirseniz eğer ki. Peki yengeç burçlarıyla devam etmek istiyorum sevgili yengeçler. Bu hafta eğitim aldığınız kurumlardaki çalışmalar, takım arkadaşlarınız arasındaki bazı gerginlikler, kalabalıkların arasındaki böyle yardım isteyen bazı insanlar ama bu sürecin içerisinde evet siz yardıma koşuyorsunuz, kalabalıkların içerisinde koşturuyorsunuz. Belki dostunuzun, arkadaşınızın yanında oluyorsunuz ama ne umdum ne buldum haftası olabilir bu hafta. Ve eşinizin ailesinden tutun da çok yakın olduğunuz insanlara kadar gerginlikler ve kaoslar var. Lütfen dikkatli olun. Arka planda insanların gerçek yüzünü sizler de anlayacaksınız. Peki sağlık sıkıntılarıyla alakalı da bir şeyler görüyorum. Gökyüzü öyle söylüyor. Beklenmedik konular var gündeminizde, beklenmedik rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıklar geçmişteki olan kronik rahatsızlıklarınızla alakalı olabilir. Kendinize çok özel vakit ayırmanız gereken, kendinizi biraz dinlemeniz gereken ve eğer ki önemli rahatsızlıklar atlattıysanız yok bir daha yaşamam demeyin, kontrollerinizi mutlaka bu hafta yaptırın diyorum. Bir de bir konunun altını daha çizmek istiyorum, kariyer konusu. Kariyerinize dört elle sarılmanız gereken özel bir süreçten geçiyorsunuz yengeç burçları. Girdiğiniz her türlü sınavlar olsun, işte yöneticilerinizle ikili diyaloglarınız olsun biraz daha dikkat etmeniz gereken özel süreçler var. Çünkü kendinizi tam anlamıyla o kişilere karşı nasıl anlattığınız da önemli. Ekim 2021 ve Şubat 2022 arasında pek çok anlam yüklediğiniz konular karşınızda olacak. Bu konulardan bir tanesi evet iş konusu ama bir tanesi de gereksiz aşklar ya da dostlarla alakalı olan konular olabilir. Aşk konularıyla alakalı zaten şöyle bir arınma döngüsü içerisindesiniz. O Ekim'deki 2021, efendime söyleyeyim Şubat 2022 arasında hayatınızın merkezinde olan kişi yerine belki de değişen enerjiler içerisinde olabilirsiniz ama tutulma videomuzda, bölümümüzde anlatmıştık bunu tutulmamızda.
tutulmadaki etkiler size aşk vaat ediyor ya. Belki de şu döngü içerisinde arınarak gidip akabinde aşkı bulacaksınız. O yüzden lütfen önemli ayrılıklar falan olursa, özellikle beraberliğinizle alakalı, lütfen biraz daha sakin olun. Çünkü önümüzdeki süreçte şanslı olacağınız döngüler gelecek, onları da anlatacağım. Peki bir yandan dostlar var. Dostlarınızla alakalı da beklenmedik karşılaşmalar var. Böyle umulmadık haberler var. Özellikle zamanında küs olduğunuz kişilerle alakalı bazı enerjiler görüyorum yengeç burçları. Belki helalleşmek isteyenler kapınızı çalabilir ya da siz helallik almak isteyebilirsiniz ama bazı barışmalar da olabilir dostlarınızla alakalı. Ve aslan burçlarıyla devam etmek istiyorum. Sevgili aslanlar, bu hafta maddi anlamda beklenmedik fırsatlar gündeminizde olabilir. Hadi hayırlı olsun diyorum. İşlerinizden alacağınız ufak primler ya da ailenizin, eşinizin size olan desteği gündeminizde olabilir. Yolculuk ve uzak yerlere gitmeyi planlayan aslan burçları da önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde planlayacakları özel bir takvimleri olacakmış gibi görünüyor. Bu sürecin içerisinde gittiğiniz yerler yalnız zamanında çok mutlu olduğunuz, keyif aldığınız, belki de şöyle söyleyeyim size, 2012 yıllarında nerelere gittiniz? 2012, 2013, 2018 yılları, o eski gittiğiniz belki yurt dışındaki tatiller ya da gittiğiniz kısa yolculuklarla alakalı bir süreç ve tatil planlarınız olacakmış gibi görünüyor. Bir diğer konu ise sevgili aslanlar, devletler, devlet konusu, mahkemeler, miras ve alacaklar. Yani devletle alakalı belki emeklilik hak, hukuk prosedürleri olabilir ya da işte bir mahkemeyle alakalı bir konunuz varsa bu hafta itibariyle eski konular gündeme gelebilir ve gergin ve koşturmacalı bir hafta sizi bekleyebilir. Evraksal anlamdaki alt planında hesaplamadığınız konular çıkabilir. Aynı zamanda bu hafta bir de iş yerinizdeki böyle yöneticilerinizin size olan beklenmedik tutumları karşısında da kontrolü elden bırakmamanız gereken ve oldukça arka planda "ben de bu işi zamanında yaptım, ben de bu işi size sundum" diyebileceğiniz bir hafta. Görmezden gelinen emeklerinizle alakalı kendinizi burada ego yapmadan, evet çünkü aslan burçlarına hep egolu derler ama aslan burçları hak eder bir yandan da çünkü ışıltıları güzeldir. Burada zamanında liderliğini yapmış olduğunuz projelerle alakalı hatırlatmalar yapmanız, kendinizin üstünde olan kişilerle alakalı belki de iyi olabilir. Bir daha hatırlamaları için diyorum. Kariyer konusunda da şöyle bir parmak basıyorum. Çünkü bu sene zaten siz kariyer konusunda çok ivmeli bir hareket edeceksiniz. Takdir etmeyen yöneticilerle alakalı hiç üzülmeyin. Belki de bambaşka firmalar önümüzdeki süreçte size destek verecek olabilir ama siz yine de bu hafta hatırlatın. Ve Başak burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili Başaklar, bu hafta açık açık düşmanlık yapanları ve restleşmeleri yaşayacaksınız sanki ve krizli bir hafta. Ayrıca sanki evlilikle alakalı, evet evliliğinizle alakalı, evliliğinizin içerisinde de hafta başında çıkan problemler karşısında "benden buraya kadar" diyeceğiniz özel bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Çıkan sorunların başlıca sebebi "benim param, senin paran" kavgaları olabilir. Çalışma hayatınızda da maddi anlamdaki bazı sıkıntıların da toparlanmaya başladığı bir döngünün içerisinden geçerken bu süreçte şöyle bir süreç, eşinizle alakalı "benim param, senin paran" süreci belki sizi hem kendi ekonomik anlamdaki sıkıntılarınızı kendinizin hallettiğinizi düşünürken eşinizle alakalı da kriz yaratmak isteyebilirsiniz ama unutmayın eşiniz aslında sizin yanınızda diyorum. Hafta ortasında ise Mars'ın Koç burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki 45 günlük süreçte sizler o Mars transitiyle birlikte hem sağlığınızı hem de olası psikolojik ataklar yaşamanızla alakalı lütfen dikkat etmeniz gereken, eğer ki işin içinden çıkamıyorsanız mutlaka yardım almanız gereken bir döngü önünüzde görünüyor. Uzak kısa yolculuklar arasında da böyle uzak kısa yolculuklar sanki planlıyorsunuz ama hafta sonu olası gerginlikler ve özel eşyalarınızı kaybetme bu yolculuklar sırasında eğer ki gidecekseniz bu hafta sonunda bulunan, yani bugün pazar günü ama önümüzdeki haftadan bahsediyorum, hafta sonuna doğru belki de yolculuklar sırasında sıkıntı yaşamanız muhtemel. Trafikte de hız yapmamaya ve aracınızın bakımlarını yaptırmaya, seyahat planlıyorsanız bu hafta özen göstermeniz gereken bir döngü. Peki şimdi Başaklar bana şunu soruyor. "Kalbim boş, evli de değilim. Peki ben ne olacağım?" Sevgili Başak burçları, bu hafta karşınıza çıkan kişilerle alakalı, bu kişiler
eskilerden gelen kişiler olabilir. Biraz temkinli adım atmak fena olmaz çünkü zaten hala bir Merkür retrosundayız. Retroda gelen retroda gidebilir. Biraz anda kalmak, biraz olayları gözlemlemek yalnız başaklar için daha iyi olabilirmiş gibi görüyorum. Ve şimdi terazi burçlarını anlatacağım ancak akrepler, aşk hayatınızda bir dönüm noktası var. Bir dönüm noktası niteliğinde önemli bir hafta. Sakın ayrılmayın ama terazilerden sonra. Ve sevgili terazilerle devam etmek istiyorum. Sevgili teraziler, çalışma, takım arkadaşlarınız, birilerinin ayrılığı var sanki bu hafta. Ayrılık döngüsü görünüyor. İş yerinizdeki bazı kaoslar var. Hafta ortasıyla birlikte de Mars'ın Koç burcuna geçişi, sizin karşıt burcunuz Koç burcuna geçişi Mars'ın önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde eşinizle, hayatınızdaki kişiyle aranızda oluşabilecek olan gerginliklere gebe bir dönemin başlangıç haftası olabilir. O yüzden biraz daha böyle zihninizi karıştıran bazı konular gündemde olabilir. Bu konular sanki geçmişteki konularla bağlantılı, geçmişteki kişilerle alakalı, geçmişteki haksızlıklarla alakalı. Eşinizi eğer ki daha rahat dinleyebilir, onu anlamlandırabilirseniz rahat edeceksiniz. Ama eğer ki birazcık agresif olan tutumlar karşısında siz de o dengelidir terazinin bir yanı ama bir yanı vardır ki terazinin. Terazinin dengesi şaştığı zaman da bayağı bir dengesizlik sıkıntıları yaşayabilir. Karşısına da yaşatabilir. Kendi eşinizle ya da ortaklarınızla ya da hayatınızdaki kişiyle alakalı sıkıntılar baş gösterdiğinde biraz alttan almazsanız olan olacak olan olaylar sıkıntılı bir sürece gebe olabilir. Bu hafta dikkat, dikkat, dikkat diyorum ikili ilişkilerle alakalı. Aynı zamanda gayrimenkul satışlarıyla alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Daha temkinli adımlar atmanızı öneriyorum. Dolandırma ve kandırma riskleriniz bulunuyor. Aman ha, dikkat edin çünkü parasal konularda hakim olmanız gereken özel bir süreçten geçiyorsunuz. Peki sağlığınızda ne var? Sağlığınıza her zamankinden fazla biraz daha özen göstermeniz gereken özel bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü Mars karşıt burcunuzda gerçekleşen bir döngünün içerisinde. O yüzden kronik rahatsızlıklarınızın, eski kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebileceği gibi aynı zamanda ateşli rahatsızlıkları da biraz açıkmışsınız gibi görünüyor. Ve aynı zamanda baş ve baş bölgesi migren ataklarıyla alakalı da biraz daha temkinli olmanız gereken, gözlerle alakalı temkinli olmanız gereken bir döngüyü gösteriyor bizler için. Ve akrep burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum terazilerden sonra. Sevgili akrepler, nasılsınız? Zaten en son sizin burcunuzda bir tutulma gerçekleşti. Bu hafta ise beraberliğinizde geçmişten kalan bazı konuların konuşulmasıyla alakalı sırlar var. O sırların ortaya çıkmasıyla alakalı. Bir de eşinizin manipülasyonlarıyla alakalı böyle biraz ruhunuz sıkılabilirmiş gibi görüyorum. Eski eşlerden, aşklardan gelecek haberler de alabilirsiniz. Eski eşlerin, aşkların belki mevcut ilişkinizin içerisinde yaratmak istedikleri kaoslar olabilir. Bunlarla mücadele ederken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbiniz boşsa geçmişten gelen kişilerle alakalı zihninizin takıldığı bir dönemeçten geçebilirsiniz. Biraz içsel anlamda kendinize odaklanmanız gereken özel bir döngüden geçiyorsunuz. Yani şu olabilir, eskiden olan bir beraberlikle alakalı keşke devam mı etseydi düşünceleri yerine biraz daha akışta kalmak, biraz daha hayatın size sunacağı, krizlerden sonra sunacağı güzellikleri planlamak oldukça önemli olabilir. Eski takım arkadaşlarınızla alakalı da bir şeyler görüyorum. Sanki onların size sunabileceği yeni iş fırsatları ve karşılaşmalar olabilir, haberler alabilirsiniz. Acele adım atmayın diyebilirim çünkü özellikle kariyer konusunda bazı fırsatlar Ağustos ayıyla birlikte daha da rahatlayacak sizler için. Bu hafta biraz daha gözlem haftası olabilirmiş gibi görünüyor. Hem zaten gökyüzünde Merkür retro pozisyonda, o yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Güzellik bakım işlemleri yaptırıyorsanız bildiğiniz yerleri tercih etmeniz daha mutlu olmanızı sağlayabilirmiş gibi görüyorum akrepler. Çocuklarınız bulunuyorsa eğer ki olası okul etkinlikleri ya da sınav hazırlıkları bulunuyorsa desteğinizi esirgemeyin ve size ihtiyacı olduklarını
unutmayın diyorum akrep burçlarına. Ve yay burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum sevgili yaylar. Evinizin içerisinde beklenmedik oluşabilecek arızalar söz konusu olabilir yaylar. Ailenizin içerisinde size ihtiyacı olan günlerden geçiyor olabilirsiniz. Görmezden geldiğiniz pek çok konunun hafta sonuna doğru aile içinde problemler yaratabileceğini lütfen unutmamanızı öneriyorum. Ve buradaki süreçte sıkıntı yaşadığınız konu annenizin babanızın sağlığı, bir de kendi aralarında, belki de aile bireylerinizin arasında, belki de kendi hayatınızdaki eşinizin kendi çekirdek ailenizle birlikteki yaşadığı kaoslar da olabilir bunlar. Bu sürecin içerisinde sen onu yaptın, ben bunu yaptım. Çünkü bir Merkür retrosu devam ediyor. O çekirdek ailenizin içerisinde oluşabilecek olan gerginlikleri toparlayabilirseniz eğer ki şanslı geçirebilir, rahat geçirebilir, huzurlu geçirebilirsiniz. Ama krizler var özellikle bu konularla alakalı ve iş hayatınızdaki bazı şeyleri de evinizin özel yaşantınızdaki döngüsünde karıştırmamak oldukça önemliymiş gibi görüyorum. Eşiniz belki de bu sürecin içerisinde huzursuz olabilirmiş gibi bir enerji seziyorum. Bir de hamile yay burçlarına sağlığın özen göstermesi gereken özel bir döngüden geçtiği, özel bir haftadan geçtiğinin altını çiziyorum. Dinlenmenize, vitaminlerinize, beslenmenize lütfen dikkat edin yay burçları, hamileyseniz özellikle. Takım arkadaşlarınızla alakalı da, iş yerinizde yanınızda çalıştırdığınız kişilerle alakalı da şöyle hafta sonuna doğru bazı enerjiler görüyorum sanki. Oluşabilecek böyle bazı gerginlikler varmış gibi görüyorum. Temkinli olmanız gereken özel bir süreç var sanki. Özellikle takım arkadaşlarınızla alakalı. Çünkü öyle bir etki var ki özellikle geçmişteki paylaştığınız sırlar, işte ne bileyim belki de iş hayatınızdaki memnuniyetsizlikleriniz ya da önünüzdeki kariyer planlarınızla alakalı mevcut bulunduğunuz firmadan ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor olabilir. Ama bunu bir takım arkadaşınızla paylaşmış olabilirsiniz. O takım arkadaşınızın arka planda başka şekilde size zarar vermek isteyeceği bir döngüden geçebilirsiniz. Temkinli, dikkatli olmanız gereken bir süreç görünüyor. Peki aşk hayatıyla neler var? Evet, aile dedik, işte eş dedik, eşle alakalı sıkıntılar olabilir falan dedik ama aşk hayatınızla alakalı da eğer ki geçmişteki konuları toparlayabilecek olan bir döngüden geçebilirseniz, yani geçmişteki konuları biraz daha kapatabilirseniz rahat edersiniz. Yalnız olan yay burçları ise geçmişten gelen aşklarla alakalı, beraberliklerle alakalı rastlaşmalar yaşayacak. Bu olaylarda kalabalık ortamların içerisindeki organizasyonlar, etkinlikler sırasında birilerinin vesilesiyle birlikte olabilir. Şok olmayın, daha sonra bu bölümü izledikten sonra mutlaka bunları da bence bir yere not alın. Eskilerle alakalı bir beklenti içerisindeyseniz, ama bu hafta şunu söylüyor. Eskilerden gelen retro bitiminde geri gidebilirmiş gibi bir enerji var. Ya da Ekim ayına kadar sürebilirmiş gibi bir enerji var. Haberiniz olsun diyorum. Ve Oğlak burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili Oğlaklar, kısa seyahatler ya da seyahatlerden eve dönüşler yaşayabilirsiniz. Bu hafta eskilerden böyle yardım, böyle nasıl anlatayım size? Helallik almak istediğiniz bazı kişiler varsa eğer ki, eski eşler olabilir ya da iş arkadaşlarınız olabilir, böyle sanki onlar böyle yarım kalan enerjilerle birlikte kapınızı çalacaklarmış gibi görünüyor ve eski aşklarla karşılaşmalar ve görüşmeler yaşayabilirsiniz Oğlak burçları. Ancak size söyleyeceğim şey, geçmiştekinden çok da farklı bir senaryoyla ortaya çıkmazlarmış gibi görünüyor. Mevcut bir beraberliğiniz varsa bu durum normal, kendi bulunduğunuz ilişkinize tartışmalarla birlikte sıkıntı yaratabilir, tartışmalara açık olabilirsiniz. Aile bireylerinizle alakalı da beraberliğinize olan tutumları içsel anlamda böyle hafta ortasıyla birlikte içinizi birazcık sıkabilir. Siz önemlisiniz, unutmayın ve eğer kendi değerinizi bilebilirseniz herkes sizinle birlikte mutlu olabilirmiş gibi görünüyor. Aşk hayatınızda bu hafta karşılaşacağınız kişiler var. Bir anda o enerjiye, kalbi boş olanlar için söylüyorum, yakın arkadaşlarınızın organize ettiği etkinlikler olabilir ya da yakın arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız kısa seyahatler olabilir. Bu süreçler içerisinde yeni tanıdığınız kişilerle alakalı da lütfen dikkat edin. Birazcık gözlem yapmak oldukça önemli olabilirmiş gibi görüyorum Oğlak burçları için. Oğlak burçları aynı zamanda iş hayatıyla alakalı bir döngüye parmak basmak istiyorum Oğlak burçları açısından. Özellikle geçmişten gelen bazı haklarınızın teslim edilmesiyle alakalı
güzel bir süreç yaşayacaksınız. Bu hafta gelişmeler gerçekleşecek. Eski firmalardan ya da yabancı şirketlerden gelebilecek olan anlaşmalar, tekrardan görüşmeler, planlamalar gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Yalnız sizin ne kadar bu konuya istekli olacak olmanız önemli. Yani gerçekten hazır mısınız bir döngü değişmesine ya da gerçekten eskiden olan döngüye tekrardan geçmek istiyor musunuz? Ama haklarınız bulunuyorsa hakkınızın hakka teslim edileceği bir döngü diyorum oğlaklar için. Bu hafta gelişen konuların alt planını lütfen iyice gözlemleyin. Çünkü bu haftadan sonra ciddi anlamda hız kazanarak ilerleyecek misiniz gibi görüyorum. Birazdan kova burçlarına geçeceğim ama balıklar sanki böyle bir enerjiler var. Böyle paralar mı artıyor ama aşkta bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Retrolar da var. Neler gelecek sizler için balıklar? Sizler lütfen bir yere ayrılmayın çünkü hepsini kovalardan sonra sizler için anlatıyor olacağım ve kova burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili kovalar, parasal konulardan yana şanslı etkiler altında olacaksınız. Hafta ortasıyla birlikte iletişim dilinizdeki bazı sert tutumlarınızın çevrenizdeki pek çok kişinin kalbini kırdığını görüyorum. Tanışma ve taşınmalar, tayinler, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar aşamasında olan zeminine oluşturulmuş ancak sanki yarım kalmış olan her türlü konu gündeminizde olacak. Tanımadığınız kişilerle oluşturacağınız iş anlaşmalarına lütfen dikkat edin. Sonradan başınıza bela olabilecek olan kişiler bu hafta karşınıza çıkabilirmiş gibi görünüyor. İş yerinizde oluşabilecek de bazı tatsızlıkları görmezden gelmeyin derim. Çünkü arka planda belki de bu sizi daha sonradan ilerlemek isteyeceğiniz daha iyi bir kariyere, daha iyi bir işe, daha iyi bir mevkiye doğru itebilir. Bu hafta alt planını çizerek ilerlemek gelecekteki olacak olan olaylar için önemli. Özellikle sonbahar döngüsü için diyelim. Önlemlerinizi alın. Bu sene sonbaharda görmezden geldiğiniz konular sonradan canınızı sıkmasın diyorum. Ve kova burçlarına bu hafta şunu da söylemek istiyorum. Özellikle sağlığınızla alakalı geçmişteki kronik rahatsızlıklarınız tetikleniyor olabilir. Çifte organlarla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gözler, böbrekler ya da ellerle alakalı dikkat etmeniz gereken bir süreç. Özellikle kemiklerinize de dikkat ederseniz iyi olabilirmiş gibi görüyorum. Ve balık burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili balıklar, hafta başıyla birlikte yorgun enerjiler sizinle birlikte olacak. Aslında pek çok konuda da şanslısınız ama bir o kadar da böyle halinizin kalmadığı enerjiler sanki sizinle birlikte. Düşüncelerinizin arasından da çıkamadığınız, bazen böyle düşüncelerin arka planda sizi zorladığı döngüler de olabilir. Yani iyi düşünüyordum ama kötü çıktı. Dostum düşmanıma döndü, düşmanım dostum oldu. Bilemiyorum neler bekliyor sizi ama bu döngü içerisinde zihniniz birazcık karışacakmış gibi. Önemli bir rahatsızlık geçiriyorsanız da toparlanma aşamasında olabilirsiniz. Bu hafta özellikle böyle trafikteki kazaları da açıksınız Allah korusun ama dikkatli olmanız gerektiğinin böyle potansiyellerini söylemek istiyorum. En yakın arkadaş, kardeş, kuzen ya da sürekli görüştüğünüz komşularınızla alakalı da bazı çıkmazlar ve hoşunuza gitmeyen sırlar ortaya çıkabilir. Biraz daha temkinli olmanız gereken bir süreç oluyor. Özellikle yakınlarınızla alakalı. Bereketiniz artıyor ama balık burçları haydi hayırlısı diyorum. Ancak önümüzdeki 45 günlük süreç içerisinde Mars Koç burcuna geçecek çünkü hem gelen hem de bir o kadar da sanki giden bir enerji varmış gibi tutumlu olmak önemli şu döngü içerisinde. Aşk hayatınızla alakalı yolculukların ya da projelerinizin yoğunlaştığı da bir döngü içerisinde koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz. Özel yaşantınıza biraz dikkat etmeniz önemli olabilirmiş gibi görüyorum. Ufak çaplı ayrıntılarda böyle kaybolmazsanız eğer ki balık burçları bu hafta biraz daha böyle kendi içinde daha şanslı olabilirmiş gibi görüyorum. Evet, balık burçlarını da bitirdiğime göre 12 burcu sizin için tamamladım. Haftaya pazar 11.45'te sizlerle buluşmak dileğiyle gökyüzünün ışıltılı yıldızları sizlerle olsun sevgilerimle.